Rusya ve Amerika. Yeryüzü savaşları bir yana, uzayda da bir rekabet içerisindeydi. Rus kozmonot Komarov, hava boşluğunda süren bu soğuk savaşın bedelini çok ağır ödedi. 1957'de Sovyet Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk yapay uydu olan Sputnik 1 savaşı başlattı. Çalışmalarını hızlandıran Amerika, Explorer 1 uydusunu uzaya gönderdi. Mücadele eşitlenmiş olsa da havacılık alanında teknoloji yarışı hız kesmeden devam ediyordu. Rusya'nın uzay programı çerçevesinde Albay Vladimir Komarov'un mürettebatı olduğu Soyuz 1 uzaya gönderilecekti. Gönderilecek olan araç aynı zamanda gece fırlatılan ilk insanlı uzay aracı olacaktı. Rusya daha önce göndermiş olduğu hava araçlarının aksine Soyuz 1 için uçuş testleri yapmamıştı. Albay Vladimir Komarov bu ölümcül riskin farkında olsa da siyasi baskı söz konusuydu. Komarov arkadaşlarına muhtemelen öleceğini bildiğini söylüyordu ama yine de geri adım atmadı. Soyuz uzay aracı Komarov ile birlikte dünyadan ayrıldı. Testleri yapılmayan Soyuz 1'in uzaya gitmesi büyük bir tehlike arz ediyordu. Nitekim öyle oldu. Kalkışın ardından Soyuz 1'in güneş panelleri açılmadı. Güç kaybı meydana geldi. Beklenen büyük tehlikeli olasılıklar istisnasız gerçekleşiyordu. Dünyaya dönmesi gereken aracın bu inişi gerçekleştirmesi neredeyse imkansızdı. Soyuz 1'de olan Komarov kontrol yetkililerine ölmek üzere olduğunu bildiğini söyledi. Kozmonot Komarov'un son süratle yeryüzüne çarpmak üzere çarpışmayla birlikte vücudu bir anda eriyecek, kaçınılmaz sona doğru hızla ilerleyen kozmonotun telsizden öfke çığlıkları da duyuluyordu. Komarov kendisini kötü yapılmış uzay aracına bindirenlere isyan ediyordu. Komarov kapsülden ayrıldığında paraşütü açılmadı. İkinci paraşüt ise kendisine dolandı. Yaklaşık 6,5 ton ağırlığındaki Soyuz 1 dünyaya çakıldı. Komarov ise yanma sonucunda artık tanınamaz haldeydi. Komarov'un ardından geriye kömürleşmiş bir kalça ve femur kemiği kalmıştı. Tüm ülkede bir kahraman ilan edilen kozmonot Komarov test edilmemiş bir uzay aracına bindirilerek Amerika karşısındaki soğuk savaşın acı bedelini ödemişti. Bu olaydan sonra Amerika'nın İstanbul'daki dinleme merkezlerinde kısa dalgadan yakaladıkları kayıtları gün yüzüne çıkarttı. İddiaya göre Komarov'un son saniyelerde göz göre göre ölümüne sebep olan bütün Sovyet yetkililerine küfrediyordu. Şu an ekranda Soyuz 1'in son halini görüyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.